Estağfirullah'dan herkese merhabalar. Şu an tabii gülerek karşıladım size. Fakat şu an tabii üzgünsünüz. Çünkü ya sizin ya da bir yakınızın hesabı çalınmış. Instagram hesabı çalınmış. Peki bu konuyla ilgili ne yapabilirsiniz? Ben daha önceki videomuzda tabii hesap kurtarmayla alakalı detaylı bir anlatım yapmıştım. Bunu açıklama kısmına yine de ekleyeceğim. Fakat bunu uygulayıp alamamışsanız özellikle kullanıcı adı, mail adresi veya iletişim numarası veya tamamı değiştirilmişse ne yapabilirsiniz? Bununla alakalı bilgi paylaşacağım. Neler yapmanız gerekiyor? Instagram'la görüşme sürecini paylaşacağım. Bunu birebir uygulamanız gerekiyor. Bunun dışında ekstra bir bilgi yok. Yani bununla ilgili bizim birebir desteğimiz de bulunmuyor. Ondan dolayı bizimle iletişime sadece YouTube'daki videomuzun yorum kısmına yazarak soru sorarak bizden desteği alabilirsiniz. Onun dışında bize kesinlikle tabii arama yoluyla veya başka bir yolla ulaşmayınız. Çünkü çok fazla sayıda arama geliyor. Daha ilk videomuzu hatta kaldırmak durumunda kalacaktık neredeyse. Çünkü sanki biz böyle bir işlem yapıyormuşuz gibi hesap kurtarma, hatta hesap çalma ile ilgili bile başvuran oluyor. Onun için kesinlikle videoda zaten detaylı bir şekilde anlatacağım. Sadece uygulayınız. Uyguladıktan sonra inanın neticesini alacaksınız. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz. Instagram hesabınız çalındı. Bir gün açtınız, giremiyorsunuz. Şifre hatası veriyor, mail hatası veriyor. Tamamen hesabınız uçmuş. Bütün yöntemleri denediniz ve hiçbir netice alamadınız. Peki bu durumda ne yapıyorsunuz? İlk başta yapmanız gereken help.instagram.com linkine tıklamak. Ben zaten bu linkleri size açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan hepsini tek tek alarak hiç uğraşmadan yapacaksınız. Ben buradan zaten ekstradan da yazdım. Bunu görerek ilerleyeceğiz. Şimdi bu adrese girdiniz. Arama kısmına çalındı yazdınız. Zaten aynı veya buna benzer bir cümle kursanız da bu makale çıkıyor. Burada çeşitli işte belli başlı standart işte nasıl çalınırlı, öneriler nedir? Bunları zaten okuyabilirsiniz. Fakat sadece zaman kaybından başka bir şey değil. Çünkü zaten çalınmış bir şeyin burada nasıl çalındığı, ne şekilde çalındığının bir önemi kalmıyor. Yapmanız gerekeni ben size söyleyeyim. Mail adresinize giriyorsunuz. Hangi maili kullanıyorsanız. Mail adresinize girdikten sonra şimdi Instagram'ın iletişim mail adresleri var. Açılsın bakalım. Bu iletişim mail adreslerini şurada sıraladım. 3 tane iletişim mail adresi bulunuyor. Aldık bunu. Şuradan yeni e-posta şeklinde göndereceğiz. Buraya yapıştırdık. Bu 3 e-mail adresi şu üst kısma Instagram hesabım çağındı yazdık. Daha sonrasında yani burada yine aynı şekilde isterseniz şunu ekleyebilirsiniz. Merhaba. Instagram hesabım çalındı ve giriş yapamıyorum. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Düzgün bir Türkçe ile veya isterseniz İngilizceye hakimseniz veya isterseniz çevirmek isterseniz o şekilde de yine de yazabilirsiniz. Size bağlı. Geldik. Açıklama kısmını yazdınız. Şuraya en altına kullanıcı adınız, boşluk veya virgül tire de olabilir. Mail adresiniz. Bu eğer ilk gönderdiğiniz mail adresinizi bilmiyorsanız eğer şunu da yapabilirsiniz. En son güncellediğiniz mail adresi de olur. Bunu eklediniz.
Daha sonra sisteme kayıtlı olan, yani Instagram'da doğrulama yaptınız. Cep telefon numarasını yazdınız. Yani kaydetmemişseniz onu ekleme edebilirsiniz tabi. Bunu silelim. Bu bilgileri yazdınız ve gönderdiniz. Ortalama 15 gün içerisinde, yani 15 iş günü içerisinde size dönüş yapılacaktır. Yani hesabı çalınan kişiler tabi bir an önce kurtarmaya çalışıyor, fakat birçok şeyi değiştirildiği için direkt ulaşamayabiliyorsunuz. Daha sonrasındaki süreç nasıl işliyor? Daha sonra Instagram size bir bağlantı linki gönderiyor. Diyor ki siz, yani öncesinde de bir işlem yapılıyor. Sonuçta mail adresi değiştirildiğinde, çünkü bizim insanımızda biraz okumaya karşı bir ters bir tavır var yani. Şöyle söyleyeyim. Mail geliyor, diyor ki Instagram'dan gelen mail. Bu mail adresiniz değiştirilmiştir. Mesela şu 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 iken şu olmuştur. Yeni mail adresiniz. Bunu siz mi yaptınız? Ne gönderse evet'e tıkladığımız için maalesef hesaplar bu şekilde çalınıyor. Yani daha, yani onların işini kolaylaştırıyorsunuz. Böyle bir mail geldiğinde biraz dikkatli bir şekilde okumanız gerekiyor ve baktınız ki tabii kendiniz yapmadınız o işlemi, ona hayır demeniz gerekiyor. Ha, eğer böyle bir mail gelmiş görmemişseniz ve henüz işlem yapılmamışsa, orada hayıra tuşlarsanız belki şifre yenileme seçeneği çıkacak ve hızlı bir şekilde tekrar hesabınızı geri alabilirsiniz. Onun için bu durumda mutlaka mail adresinizi bir daha kontrol edelim. Peki, gönderdik. Bize Instagram dönüş yaptı. Mutlaka spam postalarını da kontrol etmeniz gerekiyor. Dönüş yaptı. Dönüş yaptığı zaman bizden bir şey talep edecek. Ya bir kod verecek. Kodu verecek. Onu bir A4 kağıdına yazacaksınız. Daha sonra işte kullanıcı adı veya başka bir şey istiyorsa onları da ekleyeceksiniz. Aydınlık bir ortamda, yazının da net okunacağı şekilde, şu şekilde yüzünüzü kapatmadan kağıdı tutup fotoğraf çekmeniz gerekiyor. Veya yüz doğrulaması isterse telefonu yine sağa sol yaparak şu şekilde, o zaten yeşil ekran kendisi ona göre ayarlıyor. Onayladıkça fotoğrafını çekerek göndermeniz gerekiyor ve bu sonuç alana kadar yine de her gün göndermenizde fayda var. Çünkü belki milyonlarca mail gidiyordur. Onun için mutlaka, yani hesabınızı kurtarmak için hızlı olmanız gerekiyor. İlk videoda da anlattım. İlk 24 saat çok önemli. Hızlı olursanız hesabınızı geri alabilirsiniz. Ama işte mail adresini, şifrelisini unuttum. Ben ilk maili bilmiyorum. Ya çok ilginç. Yani bana dönüş yapanlar oluyor. Ya çok ilginç sorular geliyor, cevaplar geliyor. Yani Instagram'ı çalınmış. Çalınan mail adresiyle tekrar başka bir mail adresi, Instagram açıp o mail adresini ona kaydediyor. Yani bunu yaptıktan sonra zaten o hesabı geri alamazsınız. Yani panikle hareket etmekten ziyade aklı selim bir şekilde eğer işlemi yaparsanız kesinlikle Instagram hesabınızı hani %90 ihtimalle alabilirsiniz. Ama paniklerseniz ya zaten artık hesabınız çalınmış, zaten geri dönüşü de olmaz. Ve ilk videomuzun linkini alta bırakıyorum, açıklama kısmına. Eğer bu ilk video size uymuyorsa, yani siz uyguladıysanız bu işlemleri, sonuç alamadıysanız, bu videomuzdaki işlemi mutlaka yapmanız gerekiyor. Bu son ihtimal zaten. Bunda da netice alamazsanız zaten hesabınızla artık vedalaşın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bunun gibi Instagram, sosyal medya ile alakalı eğitim videolarımızı veya bilgilendirme videolarımızı takip etmek istiyorsanız mutlaka kanalımıza abone olunuz. Herkese teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sağlıcakla kalın.